oyundaki kısa yolların en önemlisini söylüyorum size. Şimdi İngilizlere söyleyeyim. Yani İngilizce dinleyenlere söylemedim ama ben size şunu söyleyeyim. En önemli kısa yol W. Tamam. W'ya bastığınız zaman, bir saniye şöyle oyuna gelelim. Mesela buradayız. W'ya bastığınız zaman anında size kalkan ekranı gelir. Anında. Kalkansızsınız, birine vurdunuz, çaktınız, sizinki yolda. Tamam, hemen burayı açarsınız. Pıt 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 buna basarsınız kalkan çekebilmek için. Vurduğu an kalkan çekebilirsiniz bu sayede. Bu aynı zamanda taht savaşları için de geçerli, akınlar için de geçerli, birini sıfırlarken de geçerli, yanınıza birisi ışınlandığında da geçerli. 2 saat şeyle uğraşmazsınız. Ay dur, şuna tıklayayım da menü açılsınla falan uğraşmazsınız. Hemen bir eliniz klavyede olacak. Nasıl Counter Strike falan oynarken hep bir eliniz klavyede, bir eliniz mouse'da ya. Bu oyunda da savaşırken böyle olmanız gerekiyor. Bir eliniz klavyede W'nun üstünde olacak. Bu en önemli kısa yol. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi W'dan bahsettik değil mi? Gelelim tekrar ana kale ekranına. Arkadaşlar şurada klavyede de göreceğiniz üzere Q, A ve Z tuşları var. Q, A ve Z tuşları sırayla Q, A ve Z'ye tekabül ediyor. Bakın hangisine basarsanız o açılıp kapanıyor. W burada önemli. Sıklıkla kullanacağınız tuşlardan bir diğeri C tuşu. 2 saat çete tıklamayla uğraşmayın. C tuşuna basarsanız hemen anında şöyle yapayım. Chat açılır. L dediğimiz nane lokasyondur. Hani koordinat girdiğiniz ekran var ya, orası gelir L'de ama haritada gelir. Buyurun. Bunu kapatalım. Hemen yanında K var. K krallığı gösterir. Şu ekrandır. Kralın kim olduğunu, kararnameyi vesaire görürsünüz. J'de bir şey yok. H'a geldiğiniz zaman Pantheon ekranını görürsünüz. İşte krallık çağı, onur listesi vesaire. Tekrar H'a bastığınızda kapanıyor. B'ye geldiğiniz zaman sizin yer imleri, bookmarks İngilizcesi, bookmark kısmı açılıyor. Ardından F1'den F5'e kadar kaynaklarınızı görürsünüz. Bakın. Odun, F3 taş, F4 demir, F5 gümüş, F6 boş, F7 boş. Bakın. Şöyle şunu kapatalım. F6 boş, F7 boş, F8 dediğiniz zaman büyük haritayı görürsünüz. F11 dediğiniz zaman bütün krallıkların olduğu deniz görüntüsünü görürsünüz. Eski günler güzel günlerdi. Escape dediğiniz zaman bakın hangisi açıksa onu kapatır. İkisi de açıksa mesela 2 kere escape'e basmanız gerekir. Bir daha escape'e bastığınız zaman kale içine girersiniz. Bir daha escape'e bastığınız zaman ayarlara girersiniz. Bu ayarlara ilişkin az sonra bazı detaylar vereceğim size. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela haritada bir yere tıkladınız. Şu kulakların biri açıldı ya da sefer yolladınız, bir şey yaptınız. Eser avında çok işe yarıyor bu. Mesela şuradan eseri seçtiniz, gönder dediniz. Sağ tıkladığınız zaman hemen bu kulakçık kapanır. Hani ekranı daha geniş görebilmek açısından. Mouse'a sağ tıkladığınız zaman bu kulakçıklar, açık olan her şey kapanır. Gibi. En son bir daha mouse'a sağ tıklarsanız hani bir nevi escape görevi geliyor. Kale içine gelir. Bir daha tıkladığınız zaman ayarlara gelir. Aynen escape tuşunun yaptığı iş yapar mouse'un sağ tuşu. Şimdi gelelim bu ayarlara. Bu oyunun ayarlarında anlatmam gereken şey şudur ki oyunun müziğini kapatın. Ses efektlerini kapatın. Yüksek FPS'i kapatın. O arayüz otomatik gizliyi de kapatın. Bunların hepsi sizi yavaşlatır. Bilgisayarınızdan minik minik kaynaklar çalar. Grafikleri yüksekte tutabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama harita zoomunu eğer taht savaşındaysanız, hani kısa bir şey, dar bir bölgeye odaklandıysanız harita zoomunu, map zoomunu ufaltın arkadaşlar. 85'e 50'ye falan getirebilirsiniz. Dar alanda savaşacaksınız. Böylece oyun sürekli olarak sunucularına bağlanıp bütün haritanın bilgilerini almaz. Sadece bulunduğunuz bölgedeki bilgileri alır. Böylece görüntü işlemesi daha kolay olur. Ve bilgisayarınızdaki yükü hafifletir. Oyun kendi açısından hafifletir. Şu ekranımızın en altında biliyorsunuz harekat var, ordu var, ittifak var, ürünler, posta vesaire diye genişçe butonlar menüsü var, doğru mu?
Burada mesela bir numaraya klavyede bir numaraya bastığınızda alttaki soldaki buton ilk buton olan harekat açılır. İkiye bastığınızda ordu açılır. Üçe bastığınızda ittifak ekranı açılır. Dörde bastığınızda ürünler açılır. Beşe bastığınızda posta kısmı açılır. Altıya bastığınızda profil. Yediye bastığınızda sıralamalar. Sekize bastığınızdaki en çok kullandığımız budur. Çekiliş ekranı açılır. Böylece hızlı çekiliş atabilirsiniz. Buraya gelirsiniz. Oyna butonuna basarsınız. Sekize basarsınız. Sonra bir daha sekize bakın şöyle. Oynaya bastınız. Zar atmadan sekize basarsınız. Bir daha sekize basarsınız. Tıkladığınızda çekiliş atılmış ve gelmiş olur. Hızlı çekiliş böyle yapılıyor arkadaşlar. Gelelim 9'a. 9 aşağıda emsalsizde tekabül ediyor. 0 da ayarlara tekabül ediyor. Şimdi klavyedeki kısa yollar bu şekilde. O zaman şunu kapatalım. Klavye görüntüsünü kapatalım. Gelelim şu detaya. Hepinizin bilgisayarları, yani çoğumuzun bilgisayarı notebook. Ve notebooklarda ikişer tane ekran kartı vardır arkadaşlar. Ekran kartların birincisi Intel ekran kartıdır, onboard'tur o. Bir de harici ekran kartı vardır. Bunlar da genelde ya ATI'dir, AMD işlemciniz varsa ATI gelir, Intel işlemciniz varsa da harici ekran kartı olarak Nvidia gelir. Siz ne kadar güçlü donanımlı bilgisayar alırsanız alın, eğer az sonra anlatacağım ayarı yapmazsanız, anakart üzerindeki bütünleşik olan Intel ekran kartını kullanır bilgisayarınız oyun için. Şimdi Nvidia'nın kontrol paneli var. Nvidia denetim masası diye de geçiyor. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada 3D seçeneklerini yönet diye bir sekme alt menü var. Buna tıkladığınız zaman sağ tarafa şöyle bir görüntü geliyor. İşte Alias, Malias vesaire falan. Burada da görüyorsunuz Integrated Graphics. Integrated Graphics dediği Intel. Intel ekran kartı. Dolayısıyla burada hangi programın hangi ekran kartını kullanacağına siz karar verebiliyorsunuz. Sağ tarafa program ayarlarına giriyorsunuz. Bu program ayarları kısmında ya da uygulama ayarları mı Türkçesi bilemiyorum ama şu menüye tıkladığınızda bakın işte Firefox, antivirüs, işte Microsoft Edge, işte Steam, işte mail programı, kamera, VLC oynatıcı hangisinin hangi işlemciyle çalışmasını istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve benim bilgisayarımda March of Empires tabi böyle March of Empires diye başlamıyor. Gördüğünüz gibi bu menüde öyle bir March of Empires diye bir seçenek yok. İlginçtir, şöyle garip bir adı var March of Empires'ın. Microsoft Store'dan indirdiğimiz için böyle garip bir adı var. Bakın fıtı 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 nokta March of Empires alttan çizgi fıtı 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 fıtı. Ama en sonunda parantez içinde March of Empires diyor. Bunu seçiyorsunuz. Eğer bu listede yoksa da şuradan add diyerek arayıp bulabilirsiniz. Bakın bu değil. Bu normal çerçeveli olan Steam'in zaten üzerine gittiğiniz zaman ya açılacak pop-up'ta görüyorsunuz location diyor. Hemen şunu şöyle tekrar yapalım. Location diyor Steam. Bu değil arkadaşlar. Buradan bizzat tek tek arayarak bulacaksınız. Yani benim az önceki menüye ekli olduğu için buradan bulamıyoruz tabii. Çünkü zaten burada ekli. Buna add diyoruz eğer bu listede yoksa. Ama add demeden önce şuradan işlemcisini seçmemiz gerekiyor. Bakın. Integrated Graphics mi ya da global yani genel ayarları kullan ya da yüksek performanslı ekran kartını kullan. Bizimki yüksek performanslı ekran kartını kullan şeklinde seçili. Add dediğimiz zaman artık bu listeye eklenmiş oluyor. Ardından uygulaya basmamız gerekiyor mutlaka. Uygulaya basmazsanız geçerli hale gelmiyor tabii doğal olarak. Bunu yaptığınız zaman işe yarayıp yaramadığını nereden anlıyorsunuz? Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar başlat çubuğunuza. Görev yöneticisi açılıyor. Görev yöneticisinde işlemler sayfası ya da processes İngilizcesi. Burada bakın hangi işlemin şu anda bilgisayarımda ne kadar kaynak yediğini görüyorum ya. Bir de burada GPU engine yani grafik işlemcisinin hangisi olduğunu gösteriyor. Ne kadar kullanıldığını, ne kadar güç kullandığını falan gösteren bir sütun var. Burada GPU 0 dediği Intel ekran kartı, dandik olan ekran kartı. Ama burada GPU 1 dediği benim Nvidia ekran kartım. Sizin için de aynı şey söz konusu. GPU 0 içindeki standart ekran kartı, oyun oynatacak ekran kartı değil. Oyun oynatacak olan ekran kartı GPU 1. Bakalım GPU 1 hangi işlemi koşturuyor? Buyurun March of Empires
Sultanlar Savaşı mı? Sultan Savaşı. Sultan Savaşları her neyse. Gördüğünüz gibi buradan da yaptığınız işlemin geçerli olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Bu sayede bilgisayarlarınız üzerindeki standart ekran kartı yerine özel ekran kartıyla başlar oyunu oynamaya. O zaman anlayacaksınız ki oyununuz gayet hızlanmış. Ekstra ekran kartı biraz şeydir, fazla güç yer. Pil de kullanmamaya özen gösterin, sürekli şarjda takılı olsun. Ve ayrıca Wi-Fi'da da pek kullanmamaya özen gösterin. Ethernet kablonuz varsa Ethernet kartınızı takın. Oyundan böyle ince detaylarla hızlı. Are you ready to lead armies to victory? To build a nation and make it prosper like no other. To create alliances and break them. Are you ready to rule the world?